HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eşiyle ilgili havuz medyasında yer bulan öğretmenlik yaptığı köy okuluna 4 aydır gitmediği ve haksız yere devletten maaş aldığına dair yapılan yayınlarla ilgili açıklama yaptı. Demirtaş iddialarla ilgili Eşim Başak Hanım bir süre önce bebek beklerken maalesef ki doğum yapmadan bebeği karnındayken kaybetmiş ve bir dizi ameliyat geçirmek durumunda kalmıştır. Ameliyat sırasında ve sonrasında yaşanan bazı komplikasyonlar neticesinde de daha ağır sağlık sorunlarına maruz kalmıştır. Bütün bu tedavi süreçleri yakın ailemiz dışında sadece doktorları tarafından bilinmiştir. Hastalığı ve tedavisi döneminde bile köydeki okuluna devam etmiş ve çocukların mağdur olmaması için gayret etmiştir. Bu yıl biraz da benim ısrarımla yurt içinde ve yurt dışında yeniden bir dizi ve tedavi sürecine girmiştir. Bütün bu süreçler doktor raporları ve hastane kayıtlarıyla sabittir yanıtını verdi. Haberlerin kasıtlı olduğunu belirten Demirtaş, ancak dünyanın en büyük hırsızlık şebekelerinden biri günlerdir adeta eşim devletin kasasını soyup soğana çevirmişçesine adi yayınlar ve saldırılar yapmaktadır. Bazı AKP milletvekilleri ve sözcüler de maalesef ki bu tevzirata dahil olmuşlardır. Elbette siyasetçiler, aileleri ve bütün yakınları kamuoyunun denetimine tabidir. Bu yönüyle verilmeyecek tek bir hesabımız yoktur. Ancak devleti alenen soyup üstüne el birliğiyle örtmüş bir hırsızlık şebekesinin bu haksız saldırısına maruz kalmış olmak hazmedebileceğimiz bir durum değildir diyerek tepki gösterdi.